<تصفيق> 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hasbunallahu ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir, ufraneke rabbena ve ileykel el masir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli arkadaşlar bugün 8 Aralık Salı. Evet, 8 Aralık Salı, hepinize kolaydan hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz çok acayip günlerden geçiyoruz. Yani ben aslında istiyorum, mesleğimiz de budur. Yani kitaplardan iman hakikatlerini okuyalım, mütala edelim. Bizim işimiz bu. Fakat, o kadar kritik günlerde yaşıyoruz ki arkadaşlar. O kadar kritik. Ben e, böyle kritik günlerin bu yıllarda geleceğini tahmin etmiştim. Bunu, bunu da size söylemiş oldum. Tabi tahmin yani öyle keşkeramet değil biliyorsunuz. Nasıl tahmin etmiştim? Yani tahmin etmek gayet kolay. Yani şimdi mesela diyelim ki her seneki tecrübemizden şunu anlıyoruz ki Mesela Konya'da efendim Nisan ayında ağaçların açacağını tahmin etmek zor değildir. Neden? E çünkü her sene tekrarlayan bir harekettir. Bunun gibi ben geçmişe baktım arkadaşlar. Yüz yıllık dilimler var. 1900'ler, 2000'ler, 1800'ler, 1500'ler. Her yüzyıl adeta dünyada yeni bir sahne gibi oluyor. Yani Artık şahıslar, olaylar başka bir şekil alıyor. Bir değişim yaşanıyor. Bunu gördüm ve 100 sene öncesinde dikkat ettim. 100 sene öncesinde şunu gördüm. Yani 1900 yıllarında, başlarını önce söylüyorum, Osmanlı gibi bir süper devlet var. Bununla beraber başka imparatorluklar da var. Alman İmparatorluğu, İngilizler var, Avusturya İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu vesaire Böyle imparatorluklar var. Fakat öyle olaylar cereyan etmeye başlıyor ki hepsi çatır diyor. Hepsi çatır diyor. Gitmek istemiyorlar tabii tarih sahnesinden fakat bir türlü önünü alamıyorlar. Teknoloji tamamen değişmiş. Efendim hayat şartları değişmiş. insanlar duygu ve düşünceleri, hedefleri değişmeye başlamış. Değişimi önlemek için çok uğraşıyorlar. imparatorluk bunlar. Ama değişimi engelleyemiyorlar. Ve Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Savaştan sonra Osmanlı paramparça. İşte ben bir değişim olacağını anladım. Yıl olarak da efendim baktım ki 1900'den 2020'ye kadar pardon 1900'den 1920'ye kadar olan bölümde olayların devamlı olarak değişimi destekleyecek şekilde cereyan ettiğini fark ettim. Ve değişimin süreç olarak 2020, 1923'te tamamlandığını gördüm. Nasıl tamamlandı? O güne kadar, o güne kadar dünyanın dört bir tarafında İslam'ın bayrağını dalgalandıran Osmanlı gitti. Yeni kurulan devlette Kur'an-ı Kerimler toprağa gömüldü. İşte biliyor musunuz? Toprağa gömüldü ha. İslami kıyafetler değiştirdi, harfler değişti. Değiş, değiş. Yani yeni sürece girildi. Ben işte bunu bekliyordum arkadaşlar. Bunu söyledim. Çok söyledim. Benim arkadaşlardan biraz sonra katılanlar da olacaklar inşallah. Aynı yıllarda büyük bir değişimin olacağını bak daha henüz 23'e gelmedik ha. Ben 20 ile 23 arasında tamamen yeni döneme geçileceğini söylüyorum. Daha önümüzde 3 sene var. 3 sene var. Çoktandır da bunu söylüyorum. Efendim 2020'deyiz ki geçen sene sonunda Büyük bir değişim başladı. Neyle başladı? Nasıl? E, birinci Dünya Savaşıyla Osmanlı artık tamamen pes etti, yeni döneme girildiyse, şimdi de korona ile yeni bir şeydir. Yeni bir e, bununla, aleykselam kardeşlerim, bu e, bu korona ile e, bitişinde yani önümüzdeki 2020 ile 2023 arasında yeni döneme tamamen girmiş olacağımızı düşünüyorum. Ancak aleykselam kardeşlerim, Efendim bu yeni dönemin nasıl olacağını ben söylüyorum ama bugün daha onu tahmin etmek mümkün değil. Şu anda girilecek olan yeni dönemin nasıl bir dönem olacağının işareti henüz yok. Yok. Ben ayet ve hadislerden ve önce hadislerden çıkardığım, Risale-i Nur'dan çıkardığım ve olayları incelememden çıkardığım neticeye göre dünya ki şu anda Dünya devletleri de bunu tahmin etmiyor. İslami bir döneme gireceğiz arkadaşlar. Evet, bunu ben uzun zamandır zaten söylüyordum. Sürecin yani tamamen yeni döneme girişin 2020 ile 2023 arasında olacağını da tahmin ediyorum. Bunlar tahmin ha bir keşfe dayalı değil bunlar. Tahmin ediyordum ve hala da aynı kanaatteyim. Büyük değişim geçen sene başladı. Yani değişimi getirecek olan süreç korona ile başladı. Ben 2023'te artık inşallah illa bunlar gün gün olmaz. 2023 olmaz 24 olur. Tamamen yeni döneme gireceğimizi düşünüyorum. Ama bugün dünyanın hiçbir ülkesinde daha girilecek o yeni dönemden kimse konuşmuyor. Onlar hep maddi olarak değişimden bahsediyorlar. Dünya maddi olarak değişecek. Doğru. Alışverişler internetten, sen buradan düğmeye basıp alacaksın malzeme kapına kadar gelecek doğru bak şu anda bir şu anda yaptığımız canlı yayın bile o artık maddi olarak değişimin bir neticesidir bu şu anda bu bir değişimdir yani daha birçok şey değişecek elbette ama konuşulan şeyler dikkat ederseniz o fikir adamlarında da dinliyorsanız hepsi maddi değişikten konuşuyorlar ama ben size devamlı olarak bir maddi bir manevi taraf var her olayın diye söylüyorum. İşte o manevi taraftan henüz bahseden yok. Ben bahsetmiş oluyorum size. Allah nasip ederse dünya maddi olarak yeni bir döneme girdiği gibi şu anda 20 ile 23 Aralık 20 de bitmek üzere. Önümüzde belki çok az bir zaman kaldı. Ondan sonra yeni döneme girileceğini büyük ihtimal olarak tahmin ediyorum. Keşf keramet değil. Anlaştık mı arkadaşlar? Efendim bunlardan bu değişimin <laughs> Olacağının alametlerinden bir tanesi de arkadaşlar cemaatlerin misyonlarını tamamlamış olmasıdır. Yani bir dönem biterken her şeyle beraber bitiyor. Her şeyle beraber bitiyor. Bunu da 2014 yılında söylemiştim. Dikkat ediyor musunuz? Cemaatlerin hemen, hemen en kuvvetli olduğu dönemlerde o zamanlar ben cemaatlerin misyonlarını tamamladığını. Tabi hemen itiraz edenler çıkabilir bunu dinlerken. Olur mu öyle şey? Yani İslami hizmetler kıyamete kadar devam edebilir falan. Onu diyebilirler. Yani ben demiyorum yani İslam'ı anlatmak bitecek. Bugün hani hemen hemen 100 yıla yakındır devam eden bir cemaatleşme var toplumda. Çeşit çeşit cemaatler var. Hepsi kendi alanlarına hizmet eden cemaatler vardı. İşte 2014'te bu cemaatler misyonlarını tamamladı. Bakın demedim ben o zaman görevlerini yapmadılar veya yıkıldılar veya başarısız oldular böyle şeyler demedim yanlış anlaşılmasın. Misyonlarını tamamladılar. Yani yeni bir döneme geçiş olacak demek istedim. Nereden anladık bunu? 2014 yılında artık 2014 yılına kadar şunu söyleyelim. 100 seneye yakındı biliyorsunuz bir cemaatler dönemi oldu. Her cemaat kendi kabiliyetine uygun hizmetlerde bulundu. Şimdi mesela tarikatlar vardı. pek çok tarikatlar. Ayrı ayrı tarikatlar vardı. Doğru. Risale-i Camiası vardı. Onlara da daha sonra birçok cemaate ayrıldılar. Herkes hizmet etti. Etti, edemedi, az etti, çok etti. Konu bu değil. Konu bu değil. Bana göre Cemaatler vazifelerini yaptı. İş bitti. E, girmeyeyim mi Ahmet Gülbüz kardeşim ya? Abi konu bu. Konu bu. Yani şimdi bu ya, itiraz ederler mutlaka edeceklerdir. Arkadaşlar dediklerimde bir art niyet aramayın. Ben bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz ben bütün cemaatlere hemen hemen sıcak bakan bir insanım. Herhangi bir cemaatin halinde konuştuğum herhalde yoktur. Değil mi? ben kimse galete değilim. Bak ne diyorum hatta? Her cemaat kendince, kabiliyetince hizmet yaptı. Başarılı da oldu. Ama dönem geçiyor. Başka bir döneme giriyoruz. Onu demek istiyorum. Peki o girdiğimiz dönemde İslamiyet anlatılmayacak mı? Anlatılacak da esas o değil. Burada esas olan İslam'ın anlatılmasıydı. Cemaatlerin hizmeti esastı. O esas şimdi başka bir esasa doğru değişiyor. Onu demek istiyorum. Dolayısıyla 2014 yılında ne demişiz? cemaatler misyonlarını tamamladılar diye ilan ettim. Tabii kabul görmedi. Belki bak alt, aradan 6 sene gibi bir zaman geçmiş ki fiilen bugün artık ortaya çıktı ki efendim son zamanlarda biliyorsunuz <laughs> edeceğiz abi, Ahmet kardeşim. itiraz serbest de yani tadında olsun inşallah. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda bazı nur cemaatler birbirine girmiş gördüm. Hiç haberim yoktu. Geçen hafta bir paylaşım yaptı bir arkadaş Malatya'dan. O ismini de versek olur. Neydi onu? Murat Çetin. Yazar Murat Çetin. Paylaşım yapmış. Ben ya Allah Allah bu ne, neden bahsediyor falan diye. Altına yorum yazdım. Bu ne anlama geliyor efendim. Diye. Benim e, konuya uzak olduğumu anlayınca tebrik ederim demiş ya. Sen münzevi yaşıyorsun. Olaylardan haberin yoktur. Tebrik ediyorum gerçekten demiş yani. Gerçekten olaylardan uzak olmak güzel bir şey. Güzel bir şey. Ha, Öyle olunca... Fakat tabii öyle olaylar büyüyünce e biz de gördük artık. Olayları biz de gördük. Öyle olunca ben hoş olmadığını gördüm olayların. Tabii biliyorsunuz kavga dövüş çıktı mı ne oluyor? Herkes birbirinin eksiğini ortaya koyuyor. Artık o cemaatlerde feyiz kalır mı? Cemaat ne demekti? İslami düsturlar içerisinde muhabbetle Allah için birbirini seven bir araya gelen insanlar. Hizmet edeceklerdi. E şimdi herkes birbirine hain mi dersin? Ama ne hakaretli kelimelerle birbirlerinin eksiklerini şu anda ortaya koyuyorlar. Ben bunun hoş olmadığını düşünüyorum. Artık doğru da değil. Bakın bununla ilgili sözler vardır. Mesela bir kişiyle siz mesela aleyhisselam dostsunuzdur. 10 sene dost kaldınız. 15 sene dost kalmışsınız. Dostsunuz. Yediğiniz, içtiniz. Birbirinizin sırlarını da öğrendiniz bu arada tabii. E peki gün geldi. Olabilir. Olaylar oldu. Ayrıldınız. Eğer siz doğru güzel insansanız ayrıldım hatta düşman oldum diye onun eksiklerini ortaya koymayacaksınız. İnsansam olması gereken budur. Bitti. Aramızda e, hemen bir ilişki bitmiştir. Ama şimdi sen efendim o kadar samimi arkadaşını bugün ayrıldık diye bütün eksiklerini ortaya koyarsan bence bu senin suçundur. Doğru bir hareket değil. Söylediklerim doğrudur ha. Söylediğin doğru da olsa yaptığın hareket yanlıştır. Öyle olunca ben cemaatlerin bu şekilde birbirine girip de hakaret etmelerini doğru bulmuyorum arkadaşlar. Doğru bulmuyorum. Dolayısıyla evet, evet, evet. Dolayısıyla şu anda cemaatlerde böyle bir kavga dövüş hadisesi var. Çoklarınız da buradaki arkadaşların çoğu da tahmin ediyorum bunlara şahit oluyorlar. Hoş bir hareket olmuyor. İşte bu bir de hani cemaatler bitti dediğime bir delil de bunu getirmek istiyorum. Şimdi bu kadar artık birbirle kavgalı dövüşlü olan cemaatlerden bir şey çıkar mı? Size soruyorum. Çıkar mı? Ya muhabbetle Allah için olacak hizmet yapılacak yerlerde böyle hakaret, kavga, dövüş birbirine, mümin kardeşine o da yapılırsa artık oradan çıkmaz arkadaşlar. Bir şey çıkmaz. Evet Makedonya'dan, Bansko sohbetiniz çok güzel demiş. Allah razı olsun. Yani böyle değişik değişik yerlerden e, takip edilmek bizi tabii bizi memnun ediyor inşallah. Allah'a Allah hamdolsun bize de Allah öyle bir meslek vermiş. Dünyanın çeşitli yerlerinden tanınıyoruz Allah'a hamdolsun. Allah nasip ederse 4-5 gün sonra da Afrika çatla olacağız arkadaşlar. Allah, Allah nasip ederse inşallah pazar sabahı gidiyoruz. Akşamına çatla olacağız Ölmez, sağ olursak. E, bin kadar herhalde sünnet hedeflemişler. İki kişiye gideceğiz. E, oradan da ekip herhalde ayarlayacak falan Böyle bir inşallah size canlı yayın oradan da yaparım diye umut ediyorum. Çünkü artık imkanlar çok güzel elhamdülillah. Dolayısıyla eğer vakit olursa yani oranın durumunu tam bilemiyorum. Gene buranın saatine göre saat 8'de ay olmak üzere 2 saat fark var. O zaman orada 6 olması lazım. 6'da orada canlı yayın olur mu bilmiyorum. Duruma bakacağız. Ben gene de oranın, oranın illa e, meseleler değil. Oranın halini anlatırız. O da bir şeydir. Değil mi? Hani biz gözümüzle görüp gelmek başka bir şey tabii. Dolayısıyla arkadaşlar, evet arkadaşlar demek ki efendim, cemaatler dönemi görüyorsunuz ki artık fiilen de bitme noktasına gelmiştir. Şu anda toplumda cemaatlerden bir beklentisi olan kimse kalmadı. Sonra şu andaki olaylar da bize gösteriyor ki fiilen de artık bitiyorlar. Çünkü artık oradan bir şey çıkmaz. Dolayısıyla şu anda o noktada da büyük bir değişim toplum olarak yaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz yaşadığımız değişimde biz nasıl hareket etmemiz gerektiğini bekliyoruz. Evet inşallah çattan da Allah nasip ederse fırsat olursa yani yorgunluğa bakmam da imkanlara bakarız inşallah. Dolayısıyla ee, inşallah yapacağız. Or oranın halini gördüklerimizle size anlatırız. O da bir ders değil mi arkadaşlar? O da bir ders. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi büyük bir kırılma döneminde yaşıyoruz. Tam bir değişim süreci yaşıyoruz. Eski dönem bitiyor. Yani Deccallar dönemi bitiyor Türkçesi. İnşallah Mehdi Azam döneme gel giriyoruz. Hiç belirti yok ama değil mi? Ama görürseniz ki ben baktım kaç sene önceden söylemişim. Bu döneme giriyoruz arkadaşlar. Allah nasip ederse, geçmiş asırla kıyas edersek 2023'ten sonra tamamen o döneme, parlak döneme doğru girdiğimizi, fiilen girdiğimizi göreceğiz inşallah. Göreceğiz inşallah. Ama çok zaman yok 200 sene içerisinde. Tutmazsa artık benim zaten fazla söyleyecek bir şeyim yok demektir. Ama tutacağına da büyük ihtimal veriyorum. Şimdi bu geçiş döneminde ne yapmamız gerektiği konusunda biraz şüpheliyim. Aslında bu, bu konuda biraz da fikir alsak mı sizden bilmiyorum. Yani şimdi bu geçiş döneminde arada çalkantılı bir dönem tabii bu. O kadar fikirler karışmış ki. O kadar fikir fikirler karışmış ki şunu görüyorum. Hani hadis-i şerifte var ya. Hadis-i şerifte var ya. Daha size ever gün okudum. Hani ahir zamanda kişi gömleğin kendisinden soyulup çıkarıldığı gibi imandan soydur çıkar da haberi olmaz. Diyor ya hadis-i şerifte. Biri bu yani kişiler kendisini mümin zannediyor, Müslüman zannediyor. Ama biz bakıyoruz ki ilmi olarak baktığınız zaman bunda iman yok. Demiyoruz imanı yoktur. Ha yanlış anlaşılmasın. Fakat biz ilmi olarak anlıyoruz ki bu böyle. Bir hadis daha var meşhur hadislerden. Evet. Ha onu söyleyeceğim. Alaaddin sen unutursam gene hatırlatın ha. Yani yerini ne dolduracağım söyleyeceğim. Hem de çok başka tamamen farklı bir hizmet geliyor. Ha onu söyleyeyim inşallah. E, şimdi ne diyeceğim unutuyorum bu seferde. <laughs> Allah razı olsun. Evet ne diyorduk? Burada bana hatırlatacak kimse de yok. Evet. O zaman o soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar yeni döneme, ha şunu söylüyorduk. Şimdi arkadaşlar çok kırılgan bir dönemdeyiz. Bu dönemde ne yapmak gerekiyor? Yani her şey mümkün. Ee, değişime direnen taraf var. Nasıl Osmanlı değişime direniyordursa elbette ki bugünkü sistemler sadece Türkiye'yi anlamayın ha. Amerika'sı da Avrupa'sı da bütün hepsi dahil buna değişime direniyorlar tabi direnecekler tabi ama çare yok değişimi kainatın sahibi yapıyor dünyanın sahibi yapıyor bu değişimi önlemek müm mümkün olur mu olmaz ben kendimiz için söylüyorum peki bu değişim sürecinde ne yapalım ya bazı şeyler açık açık söylesi, söyleyeyim diyorum e bakıyorum ki karşıdakilerin anlayacak durumu çok cahiller Öyle olmuş ki din cahili olmuşlar dil cahili. Yani ne demek bu adam profesör de olabilir ha. Öğretmen de olur, doktor da olur ama din cahilidir. Mesela, mesela sadece örnek olsun diye söylüyorum ha bunu. Mesela diyelim ki devletin, tabii dediğim kişiler hep devlet başkanlarıdır. Devletin idarecileri yani. Mesela diyor ki, efendim miras diyor Allah'ın emrine göre paylaşılmayacak. Benim dediğime göre, benim çıkardığım kanuna diye göre paylaşılacak diyor. Bakın şimdi, bu küfürdür. Fakat bunu dinleyen adamlar işte ama o da bir de mazeret üretiyor. Ya diyor aynı anne babanın çocuğu diyor ya. Kızı erkeği mi olurmuş diyor. Mirası eşit bölüşmeler lazım diyor. Öyle ikili biri dalışmak mı olurmuş diyor. O adam kafir olur. Niye? Niye? E çünkü Allah'ın taksimine adil değil diyor. Allah'ın taksimini beğenmiyor. Öyle taksim mi olur diyor. E ne olacakmış? Bizim benim dediğim gibi diyor. Devletin başındaki. Bu işte herkes eşit alacak diyor. Evet. Bu küfürdür. İki. Vatandaş diyor ki ya işte işte bu ya. Ya tabii ya. Kızı erkeğindeymiş ya. Tabii ki eşit bölüşecekler aynı babanın çocuğu diyor. O da kafir olur. Açık ayet çünkü açık. Bunlar ayetle sabit olduğu için onu reddetmek, inkar etmek küfredilir. Tamam abla. Şimdi bana garip olan şu. Garip olan şu. Şimdi adam diyelim ki devletin başına adam bu adam bunu yapıyor. Bu sadece bir örnek abi. İlla böyle oldu demiyorum. Bu bir örnek. Yapıyor ama aynısından başka örnekler var. Bunu yapıyor. Estağfurullah diyerek söylüyorum cümleyi. Ya diyor Allah razı olsun diyor ya. Yani şimdi kadar haşa adil değildi paylaşım. Şimdi adil oldu diyor. Bir de Allah razı olsun diyor estağfurullah. Küfre gider ya. İşte şimdi bu adamda iman olmuyor haberi de olmuyor. Şimdi bugün bu çok yaygın. Bu çok yaygın. Onun için işte diyor hadis-i şerifte binden fazla kişi mescitte namaz kılacak. İçinde bir tane imanı olan yok. Ya kardeşim ya böyle oluyor. Ben nasıl olduğunu size artık anlatıyorum. Böyle oluyor. Ya bir de Allah razı olsun diyor ya. Estağfirullah. Halbuki imanın en zayıfı neydi? Diyecekti ki bu yanlıştır arkadaş. Kızacaktı. Kalbinden buz ederse imanı var. E bir de alkışlarsa kusura bakma dostum. İşte bugün bu çok yaygın olduğu için arkadaşlar. E şimdi ben her şeyi açık açık söyleyeyim mi? Yoksa söylemeyeyim mi karar veremiyorum. Zahir açık yanlışlar orta yerde. Ve söylediğim zaman ben Müslümanım diyenler alınıyor önce. Onlar hücum ediyor bana. Korktuğum da yok yanlış anlaşılmasın. Ama doğru mu olacak bu hareket onu karar veremiyorum. Ya adam Müslümanım diyor yaptığı hareket bu. Yaptığı hareket bu. Dolayısıyla kardeşim. Dolayısıyla. Ee, gerçekten bu geçiş dönemi çok sarsıntılı olacak. Daha sonra öbür dönem gelecek. Öbür dönemde bu arada yer gelmişken başlayalım. İstersen söyleyiverelim inşallah. Hani nasıl bir hizmet dönemi geliyor diye. Arkadaşlar. Yeni hizmet dönemi. Anlatma dönemi bitti. Ya bitti derken elbette anlatmak yine olacak da esas o değil artık. Esas bizzat bizzat İslam'ın tatbik edildiği döneme gireceğiz. Kur'an'ın hükümlerinin tatbik edildiği döneme gireceğiz. Bu şu demek arkadaşlar? Tatbiki ne demek? Laf değil bu yani. Mesela Kur'an-ı Kerim faiz yasak diyor, değil mi? o yeni devletin başındaki kişiler görevli kişidirler. Ha, hani onu söyleyeyim. Vazifelidirler ve başarılı da olacaklardır. Onlar diyecek ki faiz yok arkadaş. Efendim itiraz mı itiraz yok. Efendim itiraz edenler olacak tabii. Onların kellesi gidecek. Anlatma değil dikkatinizi çekerim. Anlatma değil. Ya efendim bak faiz Allah haram etmiştir de falan da falan da onlar ikna de uğraşma yok. Faiz haramdır. Tatbik ediyorum. E öbürü de diyor ki olur mu faizsiz falan. Onun kellesi gider kardeşim. Yeni dönemde, yeni dönemde kuvvet kullanılacaktır. Güç kullanılarak Allah'ın hükümleri tatbik edilecektir. Zaten onu tatbik edecek İslam ordusu da olacaktır. Bunları tahmin ediyorum 2-3 sene içerisinde göreceksiniz. Zaten göremiyorsanız ben de zaten bir şey göremiyormuşum. Demek ki ben de kenara çekileceğim. Muhammed Hasan Ey kardeşim anlıyor musun? İki, üç sene içerisinde bu dediklerim olmazsa ben artık kenara çekeceğim. Çünkü ben demek ki bu işten anlamamışım diyeceğim kendi kendime. Vazgeçeceğim yani. Ama iki, üç sene içerisinde ben bu büyük bir değişime girdiğimizi hep beraber göreceğimize inanıyorum. Dolayısıyla dedim ki bu geçiş döneminde şimdi ne yapalım, ne diyelim? Laf anlama ihtimali yok arkadaşlar. Şu, şu var ya şu anda karşı tarafın laf anlama ihtimali yok. Ya en zahir meselede sana saldırmaya başlamış. Ya kardeşim Allah'ın emri diyelim ki bak faiz haramdır diyorsun. Ya o faiz haram olur diye sen ne biçim gerici adamsın de şey, şey, yapıyor. Hücum ediyor sana yani. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden ya böyle biraz daha kapalı konuşacağız. Bir müddet daha böyle konuşacağız. Yahut da efendim dinimizin dediği meseleleri anlatacağız. Kendi hayatımızda tatbik etmeye başlayacağız. Onlar ne işlerse işlesinler. Yani son olaylar bana şunu gösterdi. Bu insanların başına taş yağsa haktır. Bunu gördüm. Dolayısıyla acıma duygularım biraz zayıflamıştır. Çünkü adam müstahak görüyorum. Müstahaktır. Bugün sen Allah'ın hükümlerini tatbik edemiyorsun. Neden? Bunların yüzünden. Bunlar bırakmıyor. O zaman bu adama acınırım arkadaşlar ya. Nasıl acıyacaksın? Allah'a meydan okuyor. Sen de Allah'ın emirlerini söylediğin zaman sana da hücum ediyor. Ondan sonra ben de Müslümanım. Kardeşim ben de Müslümanım demeseler kafir olurlar. Cehennemde belirli bir yerde yanarlar. Ben de Müslümanım dedikleri için münafık oluyorlar. Cehennemin dibinde yanacaklar. Basit değil bunlar. Ben de Müslümanım diyor. Bir yandan da efendim içkiyi savunuyor, faizi savunuyor, çıplaklığı savunuyor. Yo, o zaman münafıklığa giriyor, Münafıklar cehennemin en dabanında yanarlar. Derkil esferi minen nar diye geçer bu ayet-i kerimede. Der ki innel münafıkine innel münafıkine şüphesiz münafıklar fit derkil esferi minen ateşin en aşağısında yanarlar diyor arkadaşlar. Şimdi şu put, e, içki, put, kaloplar onlarla ilgili bir ayet var. Onu okuyayım. Ondan sonra devam edelim inşallah. Ama hadis okumadık. Müsaadenizle önce bir ayı bir hadis okuyalım. Tek bir hadis okuyacağım size inşallah. Evet. Çok kısa bir hadis şerif. Hem de inşallah ezberleyin yani ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri nakletmiş. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah Zülcelal hazretleri kendinden talep etmeyene kızar. Bu kadar. Çok. Bakın. Allah Zülcelal hazretleri Kendisinden talep etmeyene yani istemeyene, dua etmeyene kızar. Bu kadar. Peki ne anladık şimdi buradan arkadaşlar? Bak Cenab-ı senin dua etmeni, kendisinden istemeni istiyor. İsteyenleri seviyor, istemeyenlere gafap edip kızıyor. Neden? Çünkü sen çok muhtaçsın. Bak düşmanların sayısı yok. Değil mi? mikrobundan bir başlıyor zalimlere kadar din düşmanlarına kadar kafir kafir ülkelerine kadar vahşi hayvanlara kadar hatta depremlere kadar düşmanın hesabı yok. Sen zayıfsın. Düşmanın çok. Ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın. İhtiyaçların için ne yapacaksın? Ya Rabbi bana yardım et. Bu şartlardaki bir insanın Allah'a yalvarmaması imkansızdır. Çünkü ihtiyaçlarının sonu yok, düşmanların hesabı yok. Kendisi de son derece aciz. Peki bu adam ne yapar? Yalvarır ya, yalvarır. İşte yalvarması gerekirken hiç en açıkta Allah'a yalvarmıyor. Allah katap eder. Allah katap eder. Hani teşbihatı hata olmasın? Siz zenginsiniz, cömertsiniz, Pek çok yiyecek içeceğiniz de var. Efendim komşu açlıktan perişanmış. Biliyor ki sen gel istesen verecek. Senin vereceğini biliyor. Ben istemem diyor. Hani kuyruğu dik tutmak diye bir şey var ya. Sen o adam açlıktan ölse kızmaz mısın? Acır mısın o adama? Aynı onun gibi. Biz muhtacız ya. Allah sonsuz zengin, sonsuz cömert, bütün düşmanlarımıza karşı, maddi manevi bütün düşmanlara karşı bizi koruyabilir. El açıp yalvarmayacak mıyız? Sığınmayacak mıyız? Bir sürü ihtiyacımız var. İhtiyaçlarımızı istemeyecek miyiz? Verebilir, biliyoruz. Evet arkadaşlar, biz duamızla insanız. Cenab-ı Hak bizi mahsustan sonsuz aciz yaratmış. Sonsuzla muhtaç yaratmış. İsteyelim de ona sığınalım diye. Buna rağmen kuyruğu dik tutuyor beyefendi, istemem. O zaman sana acınmaz. İşte Allah öyle adamlara gazap edip kızıyor. Anladık mı? Biz öyle olmayalım. Hatta aslında size söyleyeyim. En küçük bir ihtiyacın da olsa bile elin aç ya. Onu bir vesile yapacağına Allah konuşmak için. Bir daha söyleyeyim mi? Çok güzel bir şeydir ha bu. Han test olmaması yani. mesela diyelim bir validen çıkmak çıkması ama bir vesile yok. En ufak bir şey olsa da onunla bir çıksam diye vesile yaparsın ya. En küçük bir hadise bile olsa ya Rabbi diye elin aç. Onu vesile yap Cenab-ı konuşmak için. Bunu fırsat et kendine. Tamam mı arkadaşlar? Cenab-ı Hakk'a böyle kul olunuyor. İhtiyaçlarını iste. Düşmanlara karşı ondan sığın. Efendim ben senin kulunum ya Rabbi de. Efendim e, ondan bir sıkıntı gelse de sabredeceksin. Nimetler geliyor şükredeceksin. Bela musibet gelse sabredeceksin. Hayatı böyle tamamlayacağız inşallah. Şimdi efendim e, Maide suresi 90'ı okuyacağım size. Evet abi. Maide suresi 90'da bakalım. Ne anlatıyor bize? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu da çok meşhur ayetlerdendir ha. Hutbelerde falan çok duymuşsunuzdur. Arkadaşlar yorum yazın. Onları da değerlendireceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellese amenu. Ey iman edenler. İnnemel hamru vel meysuru. Evet vel meysiru. Vel ensabu. Vel ezlamu. Ritsun min ameli şeytan. Gördün mü? Bak şimdi ne dedi bak. Ey inananlar! İçki, kumar, putlar ve falokları. Faloklar kumar yani. Evet. Kumar gibi şeyler. Falokları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Neymiş o? İçki. Kardeşim ya içki haram. Yani Efendim bütün devletler serbest etmiş. Bütün devletler serbest de ise Allah yasak etmiş. Haramdır. Tamam mı arkadaşlar? E, eden devletin başındakiler serbest etmiş. Ben de o zaman içerim. Öyle mi diyeceksiniz? Öyle mi diyeceksiniz? O zaman sen onun kulusun. O ilahlık yapmış, serbest etmiş. Sen de onun ilahlığını kabul etmişsin. Ona kul olmuşsun, içki içiyorsun. Sen onun kulusun. İyi anlıyor musunuz meseleyi? Ha kardeşim onun için, onun için biz Allah'ın kuluyuz. O zaman Allah yasak etmiş yasak, emir etmiş emir. Müslümanlık böyle olur, iman böyle olur. E, e şimdi adam içkiyi serbest ettim, zinayı da serbest ettim. Tamam o zaman biz de onu yaparız öyle mi ya? Mirası böyle paylaşın ben de öyle paylaşırım. O zaman sen ilahın o. Yarın ahiret edeceğiz ben bir ilahım odur. Tamam mı? Kim kime kulluk ettiyse yarın ahirette onun kulu olarak kalkacaktır ve onun gittiği yere gidecektir. Biz Allah'ın kuluyuz kardeşim. Kitap burada Allah'ın kelamıdır. Emir ve yasakları budur. E şimdi ben içki içmek yasaklanmaz mı dersen iman olmaz ki o zaman. İşte bugünkü şeyler onu yapıyorlar. Özellikle layık kesim bunu yapıyor. Layık kesim namaz kılar. Genel olarak tabii. Namaz kılar. Efendim hacca gider, umreye gider. Ama bunların tatbikine geldiğinde o olmaz derler. Yani ibadet tarafını kabul ediyorlar. Kurban keser değil mi? Her şey yaparlar. İbadet tarafını kabul ediyorlar Kur'an-ı Kerim'in. Bu hükümler tarafını kabul etmiyorlar. Ulan bir tane ayeti kabul etmesem olmaz. Hükümlerin tamamını reddediyor adam. Tatbikenine karşıyım diyor. O zaman için o zaman bizim artık onlara söyleyecek bir lafımız yoktur. Yeni dönemde onlara gerekli cevabı zamanın adamları versinler. Evet ey inananlar içki, kumar, putlar ve falokları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. E şimdi bütün bunlar yapılırken saadete ermek mümkün mü? Allah diyor ki bunlardan terk ederseniz saadete ulaşırsınız. E etmiyoruz. Fuhuş almış başına gitmiş, kumar almış başına gitmiş. Faiz bitiriyor milleti ya. Acınmaz ama onu da söyleyeyim. Ya, acınmaz ama adam 10 sene, 15 senelik bankaya borçlanmış. Ya 10-15 sene sen yaşayacağın ne malumdu? İşlerin böyle düzenli gideceği ne malumdu? Faize neye girdin sen? Daha daha iyi bir ev, daha iyi bir arabaya binecekmiş beyefendi. Bindirirler. Kardeşim bu faize bulaşanların hiç rahat ettiği yoktur. kriz dönemlerinde batanların hepsi de bunlardır. Evet size başka ne okuyacağım? Efendim en am 80 arkadaşlar. Demlek ayeti size söylemedik ama olsun. Burada var yani. Ha. Evet en am suresi 80 arkadaşlar. Evet. Hmm. Bunu ayeti direkt okuyayım size. İsterseniz öbür türlü olabilir. Evet, okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve haccu kavmu. Kale etu haccune cunni fillahi ve kad hedana. Bunlar biraz zor ayetler. Onun için ben tercümesinden bakayım size yani yanlış bir şey söylemeyelim. Milleti onunla tartışmaya girdi. Dedi ki girişti. Dedi ki beni doğru yola eriştirmişken Allah hakkında benimle mi tartışıyorsunuz? Ya Allah bana doğru yolu göstermiş. Hakkı hak, batıl batıl göstermiş. Emir ve yasaklarını bana bildirmiş. Böyleyken siz mi siz mi benimle tartışıyorsunuz? Ona ortak koştuklarınızdan korkmuyorum. Tabi onlar tartışanlar genelde her zaman biliyorsunuz güçlü oluyorlar. Peygamberler tarafı zayıf oluyor. Onlar güçlü oluyorlar. Bunlar imtihanın gereğidir. Ha? Bakın ne diyor şimdi bak. Ona ortak koştuklarınızdan korkmuyorum. Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş ola. Bu, bu ayet beni çok etkiler. Bakın. Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş ola. Ne demek burada bu? Yani siz bana zarar veremezsiniz. Allah müsaade etmeden olmaz. Ama Rabbim de dilemişse, mesela diyelim ki geçmişte çok oldu bu hadise mesela. Böyle dindar insanlar, evliyalar, şeyhler gerçekten ne zatlar geldi bu memleket, memlekette. Efendim zalim bir idareci geldi. Bunları idam etti. E şimdi Allah ise onları kurtarabilirdi. Bunlar hiç tereddüt etmeden boyundan uzattılar. Neden? Neden? Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş var Zalim bana bir şey yapamaz aslında. Ama Rabbim beni huzuruna şehit almak istiyor. Değil mi? Şehit de olarak almak istiyor. Mazlum olarak almak istiyor. O zaman onun elinde benim canımı alır. Böylece ben ayrıca olarak giderim. Var mı problem? Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş ola. Görüyor musunuz? Allah dileme de o yine yapamaz. Şimdi benim bacanam arkadaşlar hakiki bir olay size anlatacağım şimdi. Hakiki bir olay. Daha sonra inşallah derslere geçeceğiz. Bugün de böyle olsun bakalım. Erzurum'da benim bacanak vardı Kemal. Onun dedesi. Şu anda o zatın vakıfları da devam ediyor Erzurum'da. Öyle bir zatmış. Dindar, ibadeti tarihinde şeyh bir zat. Efendim zenginmiş de vakıflar hala devam ediyor. Evet. Şimdi tabii dedim ya devir değişti. Yeni bir sürece girdi ülke. Yıl 1925. bakma yeni süreç başlamış. Tabii o zamanlar şapka kanunu çıkarılıyor. Yahudilerin şapkası illa Müslümanlara giyeceksiniz diye devlet dayatıyor. Dikkatinizi çekerim ha. Yahudilerin şapkasının illa siz Müslümanlar giyeceksiniz diye kanun çıkarıyor. Bu zat da o gün o günün şartlarında düşünün ha bugün gibi düşünmeyin. Akılacak bir şey değil ya. Bu nasıl olur ya? Bir devletin başlıkları bunu nasıl yapar? Demiş ki, bak ne kadar yumuşak bir zatmış. Demiş ki devlete isyan etmeyelim. Ama bunun da yanlış bir şey olduğunu yukarıdakilere bildirelim diye bir yayın yapmış. Sen misin bunu yapan? Bu kadar ha. Bu kadar. Eğer demek ki o tip adamlar şu anda olsa bizi yüz defa asardı bu adamlar. Yüz defa bizi asarlardı. <laughs> Biz korkar mıydık? Yine korkmazdık ben size söyleyeyim. Ya ben ahirete şehit olarak gitmeyi istemez miyim ya? Niye korkacağım ya? Allah'a hamdolsun arkadaşlar. Şimdi ben size söyleyeyim. Yani bu korku işi beni pek hayatım boyunca elimden tutmamış yani. Korkusuz yaşamışım yani. Halbuki bir, elbette benim kanunlara karşı çok eksiğim fazla vardır yani. Vardır. Ama korkarak yaşamadım. Bundan sonra da korkarak yaşayacağımı zannetmiyorum. Demekse bana anlatabildim mi? Şimdi bu arkadaş, arkadaş bak yaşanmış bir hadise anlatıyorum. Neyse bunun bu sözü üzerine yakalama kararı çıkıyor. 1925 Hani o dönemleri konuşmak yasak ya. Koruma kanunları falan var ya. Koruma kanunu çıkaran kim? Menderes. Garip değil mi arkadaşlar? Garip değil mi? Garip ya. Daha ileri için de söylemiyorum hadi şimdi. Neyse. Biz konuya dönelim. Efendim yakalama kararı çıkıyor. Bu gidiyor teslim oluyor. Bir arkadaş daha varmış herhalde. Onlar da bahsediyorlar. Teslim oluyor. Mahkeme ve karar idam. İdam kararı veriliyor. Şimdi bakın bizim insanımıza bakın kardeşim. Kendisine idam kararı verilmiş. Zulme bak zulme. Buna rağmen ne diyor biliyor musun? Devlete zarar gelmesin diye. Diyor ki ben diyor şöyle kaçar gibi yapayım. Siz kaçarken vurduk deyin. Yani böyle bir meseleden bir adam asılmış olmasın diyor. Devlet zarar görmesin ya düşünebiliyor musun? Kendi canını düşünmüyor ha. Gene devletini düşünüyor. Şu adama bakın ya. Bu kadar iyi bir insan. Diyorlar ki olmaz. Asacağız. O zaman peki diyor. E, müsaadenizle bir iki rekat namaz kılayım. O, o kadar bir hak tanıyorlar biliyorsunuz. İdam olacak adamlara. İki rekat namaz kılma hakkı tanıyorlar. Tabi bu çok kıymetli bir zatmış arkadaşlar. Secdeye kapanıyor ve ruhunu teslim ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl zatlar görüyor musunuz? Nasıl kıymetli zatlar. Ruhunu teslim ediyor vefat ediyor. Tabi bu olayla karşılaşınca idam ekibi ne yapacaklarını bilememişler. E adam öldü. Hemen yukarıya haber salıyorlar. Böyle bir şey oldu biz ne, ne yapacağız? Gelen cevap ne biliyor musunuz? Zulme bak zulme. Ölüsünü asın millete ibret olsun diyorlar. Ölüsünü asın. Ve benim bacanın dedesinin böyle kıymetli bir zatın ölüsünü asıyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı arkadaşlar? İşte böyle işler yaşanmış. Maalesef bu zat ee, evet vakıfları şu anda devam eden bir zattır. Yani bu kişiler yani bu toplumda bu kadar güzel kişiler gelmiş geçmişler efendim ee, kellelerini de uzatmışlar. Allah yolunda hayatlarını da vermişler. Zarar mı etmişler? Hayır. Hayır. Zarar etmemişler kardeşim. Ne zararı? Müslüman zarar etmez ya. Niye korkuyorsunuz? ya? Yahu bir olay daha size anlatayım. Biz zayıf görünüyoruz ama zayıf değiliz biz ya. Biz zayıf değiliz ya. Zayıf olan onlar ya. Şimdi İbrahim Aleyhisselam putları kırıyor. O da o da ayette sabit. Onu da bulabiliriz de istersen onu ezberden aldık. Ayette var bunlar. Efendim İbrahim Aleyhisselam işte bir putların aleyhinde konuşuyormuş yalnız. Onu herkes biliyor. Bir gün bir onların kendilerince bir e, bayram törenleri oluyormuş. Herkes oraya gidiyormuş. İbrahim Aleyhisselam ben hastayım diyor. Gelmiyorum diyor. Herkes gidiyor. İbrahim Aleyhisselam kalıyor. Ondan sonra onlar gidince eline baltayı alıyor. Putların hepsini kırıyor. En büyüklerini bırakıyor. Baltayı da onun boynuna bırakıyor. Bir geliyorlar putlar yıkılmış. Kırılmış. Darmadan ortalık. Kim yapabilir bunu? Bakın diyorlar ki ya İbrahim diye birisi vardı. E o putları diline doladıydı. Aynen böyle ayetler ha. Putları diline doladıydı. E o yapmıştır. Çağırıyorlar. Geliyor. Sen mi yaptın ya İbrahim bunları? Diyor ki belki diyor şu büyük var ya balta boynunda olan diyor belki o yapmıştır diyor. Ona sorun diyor. Konuşabiliyorsa diyor ona sorun diyor. E, İbrahim diyor onu konuşmayacağını sen bilmiyor musun? O da diyor ki konuşmayacak size faydası ve zarar olmayacak şeyler niye taparsınız diyor. Bir müddet böyle bunlar şaşırıyorlar. Ha, bu adam doğru söylüyor gibilerden falan. Ha. Şimdi İbrahim Aleyhisselam burada ne kadar arkadaşlar? Bir kişi ha. Bir kişi. Karşıda ne var? Koca devlet var. Nemrut var. Adamları var. Ordular var. İbrahim Aleyhisselam orada bir tek kişi. Görünüşte ne kadar zayıf değil mi? Diyorlar onu yakalım. Tamam ateşi neyse yakıyorlar. Yakıyorlar. İbrahim Aleyhisselam da, ama ateş o kadar kuvvetli ki yanına yaklaşamıyorlar ki içine atsınlar. Bilemiyorlar ne yapacaklarını. Şeytan akıl veriyor orada. Mancınık o zaman ortaya çıkıyor işte. Ha. Hani ha diyor bir mancınık yapmayı öğretiyor şeytan. Onu da fırlatmayı öğretiyor. Neyse İbrahim Aleyhisselam mancınığı koyuyorlar. Ateşe fırlatıyorlar. Yolda giderken bütün melekler ağlaşıyorlar arkadaşlar. Hani İbrahim Aleyhisselam yalnızdı. Eyvah İbrahim yanıyor diye böyle endişe içerisindeler. Derhal Cebrail Aleyhisselam geliyor. Havada havada. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya İbrahim bana ihtiyacın var mı? Cebrail Aleyhisselam bu. Hani Peygamber da Taif'te taşlamışlardı da Cebrail Aleyhisselam gelmişti yanındaki dağlar meleğiyle. Ya Resulallah istiyorsan şu iki dağı birleştiriverelim. Güç var. Cebrail Hasan diyor ki Ya İbrahim benden bir isteğin var mı? Diyor ki benim şu anda bu, vaziyetimden Rabbimin haberi var mı diyor. E diyor ki tabii ki var. O zaman benim sana ihtiyacım yok. Diyor. Hasbunallahu ve ni'mel vekil o işte. Öyle diyor. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Rabbim benim vekilimdir. O ne güzel vekildir. Deyince daha ateşe varmadı ha. Hani yalnızdı, hani zayıftı. Cenab-ı Hak diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e karşı serin ve selametli ol diyor. İbrahim bir varıyor serin bir yere. Ateşin ortasında. Kim zayıfmış arkadaşlar? Yahu arkadaşlar. Allah'ın tarafında olan zayıf olur mu ya? İsterse tek başına olsun. Ulan şeytanın yanında olanlar kuvvetli olur mu ya? Şeytan zayıftır diye ayet bile var. Şeytan hilesi zayıftır. Onlar imtihan gereği olarak arkadaşlar imtihan gereği olarak onlar çok olurlar. Güç onlarda olur. Sayı onlarda olur. Silah onlarda olur. Makam onlarda olur. İmtihandır bu. Bakalım bu taraftaki adam korkacak mı korkmayacak mı? İmtihan oluyoruz ya. Yoksa Cenab-ı Hak kendi tarafı için samimi çalışan insanı yalnız yardımsız bırakır mı ya? Bırakmaz ya. Bırakmaz ya. İmtihan için meğer ki Rabbim bak o çok önemli ha. Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş olan. Hani bazen de hakikaten zarar görürsün. Senin makamını yükseltmek için, ahireti şehit olarak almak için vesaire. Diğer Müslümanlara da şey olur. Bakalım korkacaklar mı? Bir sürü hikmet var. Kardeşim Müslüman kaybetmez. Unutmayalım. Müslüman kaybetmez. Yeter ki samimi olsun. Et dinü nasihatun. Din samimi olmaktır. Bir de işte sen imtihan oluyorsun. Samimi misin? Değil misin? Samimi olanlar mutlaka başarılı oluyor. Samimi olmayanlar eğleniyor arkadaşlar. Zaten bu bir nevi seni de elemek içindir. Acaba sen hakikaten doğru mu söylüyorsun, samimi misin bu yolda değil misin? İmtihandan geçiriyorlar. Olay bu. Yoksa Müslüman hiçbir zaman kaybeder. Şeytan kazanır mı ya? Şeytan yolundakiler kazanır mı ya? Kazanmaz arkadaşlar. İyice bunu anlayalım. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Evet. Mesele çok da. İnşallah bugünkü de böyle olsun. Ee, Yorumlarınızı tekrar bakacağız inşallah. Şöyle baştan sona neler yazdınız. İnşallah siz de artık yavaş yavaş derse katılmayı e, antrenmanlar yapıyorsunuz. Yani yazın, çizin. Efendim, evet İzzet Yıldız aleyküm selam. Alaaddin Sertler Erol Işık, e, Ali Ekiz aleyküm selam. Alaaddin Selam aleyküm selam. Saadettin Altıntaş, Ömer Faruk Akgül, Ahmet Gündüz, Gürbüz, Hülya Güven Çatlı. Evet, yine cemaat konusuna girdik dedi. <laughs> Edeceğiz tabii, itiraz ediyoruz dedi yani. Maalesef hizmet kenara bırakıp benim cemaatin, senin cemaatini e, dövere geldi. Bu dedim ya işte, yani cemaatler dönemi bitiyor ya. Bunlar da vesile olacak. Çünkü yeni dönem geliyor. Yeni dönemde İslam'ın fiilen ve kuvvet kullanarak tatbik dönemi başlayacak. Yani böyle milleti ikna etsiz uğraşma dönemi bitti arkadaşlar. İsteden çıkın bakın. Bir tane adam ikna edebilirsiniz. Eder misiniz? Bir tek cemaat, cemaate, cemaat güven kalmış mı memlekette? Yok. Bitti. Bitti arkadaşlar. Yani biz bunu ta önceden görmüştük, söylemişiz ya. Şu anda fiilen zaten bitmiş yine hala göremiyoruz derseniz olmaz. Evet Ahmet Gürbüz kardeşim ne demiş? Benim bildiğim düşmanlar cemaat suretinde hücum ederken bizim de buna karşılık cemaat olarak dayanmamız yani mukayyet etmemiz değil. E ben onu değil mi şimdi? Şimdi Kur'an fiilen tatbik edilecek ben ne diyorum? Artık İslam'ın böyle sade anlatanları değil silahlı ordular olacak. Tamam mı? Mukavemet edecek tabi Gavurlar da bizzat savaşaraktan hem de galip gelecekler Ahmet Gürbüz kardeşim. Tamam mı? Merak etme. Evet. Yani yeni dönem dediğim o dönem işte ha. 200 sene içerisinde bu dönem olur. Zaten olmasa da ben dedim ya kenara çekileceğim artık. Çünkü ben benim bildiğim böyle. Evet Adem kardeşim aleyküm selam. Münir İbrahim, Yaşar Tetik, Sinan Topaş. Evet aleykümselam selam Sinan kardeşim. Allah razı olsun. Münir İbrahim aleyküm selam. Bansko. Bansko'ya da gitmiştik geçen sene. Evet teşekkür ederim. İnşallah anlaşılıyordur Münir kardeşim. Nur Hamza Çınar. Evet Alaaddin Serter. Çattan sohbet bekliyoruz. İnşallah ölme sağ olursam size haftaya da çattan sohbet edeceğim inşallah. Allah'a hamdolsun. Allah'a hamdolsun. Efendim Muhammed Haseney. İki kişinin küstükten sonra birbirlerinin sırlarını dökmesi münafık alamettir İmam Şafa. Ben, bak bulduğunuzda arkadaş ben size aslında buraya katılmanızı istiyorum. Ben aklıma gelen söylüyorum ama Kaynağı bulamıyorum. Mesela bazen bir ayet söylüyorum. Hemen siz onu Google'dan bulup buraya yazabilirsiniz. Bir hadis söylüyorum. Hemen bulabilirsiniz. Bak İmam Şafi sözü. Evet ezberinde var ama kimin söylediğini bilemiyorum. Eğer siz de onu buraya eklerseniz daha bir güzel olacak inşallah. Daha sağlam olur. Daha güzel olur. Evet Battal Leylek. Aleyküm selam kardeşim. Harun Geçer bizi beğenmiş sağ olsun. Alaaddin Sertler cemaatlerin yerini ne dolduracak? Yani, ya i̇şte onu da yerini efendim fiilen Kur'an'ı İslam'ı tatbik edecek İslam ülkesi İslam orduları dolduracak. Uzun değil ha. Kadir Şılgın, Osman Yörük, Battal Leylek. Evet mehdiyet konusunu biraz daha açar mısınız? Evet artık mehdiyet konusu. Geç geniş bir konu ama mehdiyetin ikinci dönemine geçiyoruz arkadaşlar. Aslında ben o bahsettiğim dönem mehdiyetin ikinci dönemidir. Aslında biz birinci dönemi yaşadık. Ama anlaşılmıyor ben ne yapayım? Bak biliyorsun Mehdi üzerine kitap yazmışız ya. Nerede o? Evet. Buralardaydı. Ya, Mehdi kitabını. Evet. Şu anda göremedim. Olay mıdır size Mehdi kitabı yazdım biliyorsunuz. Bakın. Bu kitap 5 sene oldu yazdalı. İnanın hala üzerine ekleyecek bir şey yok. Kitap tamam. PDF üzerinden isteyenlere de gönderiyorum. Veyahut da YouTube'da da bulunuyor herhalde. Bizim bir arkadaş onu orada yayınlamıştı. Veya Whatsapp'tan benden isteyin bana mesaj atın. PDF olarak size göndereyim. Kitap olarak onları okuyabilirsiniz. Yani şu anda biz Mehdi, az, Mehdi döneminin birinci bölümünü yani temel atma dönemini yaşadık. Şimdi bina yapma dönemine geçilecek. Fiilen Kur'an'ın tatbik edildiği döneme geçilecek. Bina bittikten sonra bir de içinde oturma var ya o İsa Aleyhisselam döneminde olacak. Hani kurtla kuzun yayına geçecek, mal çok olacak, Kur'an bütün dünyada tatbik edecek. O dönem ondan sonraki dönemdir. Allah'ın izniyle. Böyle arkadaşlar. Veri Sarıköse kardeşim izliyor. Ali Ekiz. Bakalım ne demiş. Cemaatlerine dön bitti veya bitiyor dediniz. Evet. Fakat Türkiye'de ne cemaatçilik biter ne de tarikatlar biter. Her ne kadar zamanımız hakikat zamanı olsa da. yok. Yo. Zaten bitti. Fiilen bitti. Bitti derken konuşuyor. İsterse tabelası devam etsin. Toplumda bir karşılığı var mı? Toplum üzerinde bir etkisi var mı? E yok. Yok. Şimdi bugün neler yapılıyor Türkiye'de? İslam tamamen zıt işler. Bir tane ses duyuyor musunuz? Yok. Var mı? bir karşılığı yok. Devleti ikaz etme var mı? Aslında cemaatlerin bir meselesi de odur ha. Kendisi büyük bir güç olarak cemaatler devleti ikaz edecek. Bak bu yaptığın yanlıştır. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Yok. Yok. E o zaman ha var ha yok. Ha kardeşim varsa bir varlığını görmemiz gerekiyor. Yoksa olmaz ki öyle. Ben varım. Bir tane demecin yok. Bir tane etkin yok. Karşılığın yok. Devlette de etkin yok. Daha devlete de ödün patlıyor bana bizi dokunmasın diye. E o zaman sen ne cemaat olacaksın? Ne cemaat? Sen devlet senden titreyecek. Diyeceksin İslam'ın zıt iş yapmayacaksın. Yoksa bak biz burada milyon adamız karşı geliriz diyeceksin icabında. Var böyle bir şey yok. Herkesin ödü patlıyor. Öyle cemaat yok. Lafla olmaz. Lafla yok. Evet, Ceyhun kardeşimiz izliyor. Abla Küçük ve Kirafa Can. Abla Küçük. Aleykümselam kardeşim. Canlı olarak ailecek izliyoruz. Dua edin bizlere hayırlısı olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar yani daha bugün bazıları da söyledi. Hiç görmediğim bir arkadaş. Hocam biz izliyoruz, takip ediyoruz falan diyor. Yani buralardan anlıyorum ki efendim e, istifade edildiğini görüyorum. Allah da bize dil açıklığı versin inşallah. Hakikatleri güzel bir şekilde ifade etmeyi nasip etsin bize. Efendim hep beraber Bundan istifade ederim inşallah. Biliyorsunuz buranın maddi bir tarafı yok. Hatta size söyleyeyim. Yani dünyanın peşinde koşan bir adam buradan ders alamaz. Niye? Mesela geçen gece Adil ismiyle ilgili, ölçülerle ilgili kainat çapında, ismi azam mertebesinde bir meseleden bahsettim. Peki diyelim ki sen ölçüler meselesini kainat çapındaki tecellisinden anladın ve terakki ettin. E bunun dünyevi bir getirisi var mı? E yok. O zaman dünyevi bir şey elde etmek isteyen adam buraya gelebilir mi? Buraya burada durabilir mi? Olmaz, durmaz. Burada dünya yok. Onun için dünyanın peşinde koşanlar buradan istifade edemezler. Ama ahiretin peşinde koşanlar inşallah ederler. Evet. Hüseyin Akman, Alaaddin Serter, Gaga, Vanga'ya göre 2040 yılında Avrupa'da Müslümanlar hakim olacak diye bir e, iki şeydir. Atma, atmaca. Neye göre? Şimdi biz bak bir sürü delillerle konuşuyoruz. E bak mesela ne dedim? Beş sene önce yazdım bu kitabı. Şu anda içine ekleyecek bir kelime bulamıyorum. Aynı olduğu gibi. Yahut da şurası yanlış olmuş düzelteyim. Onu da bulamıyorum. Harika. PDF olarak gönderiyorum haberiniz olsun. Evet. Ama o tek ki atmadır. 2012 yılında neler olacaktı dünya bitecekti değil mi? Hani atıyorlar Az bir şey tutarsa gördü mü yak nasıl bildik. E, bir tutmazsa es ers geçiyorlar. Bu işler öyle değil arkadaşlar. Öyle değil. Evet. Onlar bu işten anlamazlar. Evet Muhammed Ali Hoca Müslüman görün, görününde müşrikler zıplayacak gene. İstedikleri kadar zıplasınlar. Biz kuvvetiz. Ya İbrahim Esen tek başınaydı. Kuvveti değil miydi? Ya biz Allah'ın ve peygamberin tarafındayız. Biz korka bize bizden korkar mıyız biz ya? Onlar korksun. Bizim Rabbimiz demeden onlar bir nefes alamazlar. Kimin korkması gerekiyor? Onlar korkacak tabii. Ben niye korkacağım ya? Üstad Hazretleri'nin dediği bir cümle aklıma geliyor şimdi. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir demiş. Gördün mü Asi? Gördün mü Asi? Onun için niye korkacağız? Onlar korksun bizden. Evet. E adam da diyelim ki güçleri var. Hocam zarar verirse meğer ki Rabbim bir şey dilemiş olar. Rabbim dilemeden yapamazlar. Efendim oldu idam ettiler. Ulan cennete gideriz. Şehit oluruz ya. Zaten ölmeyecek miyiz? Anladık mı şimdi bu meseleyi? Korkmayın ya. Korkarak yaşamak... Yani daha dünyada cehennem gibi bir şey ya. Hani demişler ya... korkak adam her gün ölür. O cesur adam bir defa ölür demişler. Bu da meşhur sözlerdendir ha. Korkarak yaşamayın. Hayat zehir olur size. Zehir olur. Ne gerekiyorsa onu yapın. Zaten öleceğiz. Yani sanki şimdi... Efendim bizim düşmanlarımız bize zarar vermeseler biz ölmeyecek miyiz? Dünya bizi korumaya kalksa biz ölmeyecek miyiz? Ya öleceğiz. Arkadaşım ya. E ama meğer ki Rabbim bir şey dilemiş. Rabbim dilemeden olmaz. Bunu iyi anlayın ya. Evet Önder Çelikli tekbir. <laughs> kardeşim Naim Atar. Kardeşim Eskar. Eski, hani bu e, Hazreti Ali demiş. Hatırladığım kadarıyla. Demiş ki eşyanın yenisi iyidir, arkadaşın eskisi iyidir demiş. Yani şimdi eski arkadaş hakikaten başka oluyor ya. Hatıralarıyla her şey Naim kardeşim. 30 seneyi aşkından beri tanışırız yani Allah razı olsun. Evet, Kürşat Esatoğlu izliyor. Gürbüz, bakalım bu seneyi sağ çıkarabilecek miyiz? Çok öğrenler oldu. Yahu inan ben hayatımda bu kadar öğren görmedim ha. İşte dedim ya yeni döneme geçiş olacak. Bu onun alameti aslında. Ama biz ölürüz ayrı mesele. Ama bunun neticesi nasıl Birinci Dünya Savaşı'nın efendim savaşından sonra Osmanlı parçalandı yeni döneme girildiyse bu koronadan sonra yeni döneme gireceğimize inanıyorum. Ama sağ kalırız ölürüz ayrı mesele. Sağ kalanlar girer kardeşim arkamızdan dua edersiniz. Evet. Evet Mayim kardeşim üstadım ümidini kaybedenlere umut oluyorsunuz. Sizlere inanıyorum ilk tanıştığımızda Rusya dimdik ayaktayken sohbette dağılacağını söylemiştiniz. Ben de inanmamıştım. Kısa zamanda Rusya paramparça oldu. <laughs> evet arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Söylemediğim bir şey kalmadı ya. Hemen hemen her meselede bir fikrimiz var ya. <laughs> bir, bir tanesini daha size söyleyeyim mi? Şimdi yakın birkaç sene önce ya belki iki sene, üç sene olmadı. Dedim ki bu Pegasus kaza yapar dedim ben. Bakın bakın ya bu, bu da söylenir mi ya arkadaşlar ya? Dedim bu Pegasus kaza yapar dedim ben. Dediler nereden çıkardın? Şimdi dedim ki bizim bu ev şu anda oturduğum yer e, uçakların iniş yolu oluyor. Konya'daki havaalanına inerken bizim buradan geçerler. Hemen hemen. Hepsi buradan geçer. Şimdi inşallah bunlar bir şey olmasın. Türk Havalarının uçakları bakıyorum ta uzaktan 30 kilometre falan ileriden hiza alıp gelip yavaş bir şekilde iniyorlar. Ya Pegasus'a bakıyorum bizim tepemizde daha yeni manevra yapıyor. Ya e, şurada 10 kilometre kalma bir şey. Dedim bunlar kaza yapar. Hakikaten de iki mi oldu? Üç tane kaza yaptılar yani ha. Kardeşim yani görünen köy kılavuz istemez mi derler. İşte bu da bunu bile söylemişiz. Buradaki kastım şu. Yani hemen hemen her meselede bir fikir söylemişiz. Yani hepsi de olmuş merak etmeyin. Bir mehtazam azam kaldı inşallah o da olur. Evet bak dalleylek. Allah ben kullarımı zaman zaman uyarırım. Şayet kullarım akıllanmazlarsa öyle musibetler veririm ki akıllarını başlarından alır diyor. Evet arkadaşlar bunun gerek korona artık bu böyle bir hadise olduğu açıktır yani ha. Eymen kardeşim Aleykümselam. Tas tam teslimet kazandırır demiş. Müslüman demek teslim olan demektir. Ama kime? Kime? Bir sahtekara değil ha. Allah ve Resulüne teslim olmak. Kardeşim. Tamam mı? Şimdi sen ya niceleri var ya gitti teslim oldular. FETÖ'ye teslim oldu. Başkasına teslim oluyor. Götürüp duvara toslatıyorlar. Ya sahtekar çoğalmış memlekette. Bak ama şimdi FETÖ'nün özelliği neydi? Verin haberin. Ver haber. Şimdi etrafınızda hatta sizin de içinde bağlı olduğunuz adamlar varsa sizden boyuna para istiyorlarsa kaç sahtekardır. Ya hocam şöyle adam böyle adam. Kaç kardeşim kaç. Senden ben hizmet ediyorum diye senden para topluyorsa ondan kaç arkadaş. Kesin söylüyorum. Evet kesin söylüyorum. Vallahi ayet var ya Yasin suresinde. İttebi'u mella yes'elukum <Sessizlik> ecra ve hum onlar sizden bir ücret istemeyenlere tabi olun. Onlar doğru yoldadır. Ayet ya. İttebiu men la yeselukum ecrabehu muhtedun. Onun için kim ki ben hizmet ediyorum diye etrafındaki adamlardan para toplayıp soyuyorsa kaçın. Tek tavsiyem budur. Tek tavsiyem budur. Evet Alaaddin kardeşim. Hocam bu kadar kalabalık içinde bizi anlayan yok. Doğru. Abi az içinde ol sen. Azların içinde ol. Evet. Şimdi bir gün adamın bir tane sahabenin bir tanesi Ya Rabbi beni o azlardan eyle diye dua ediyormuş. Sahabe. Hazreti Ömer demiş ki ya bu ne demek demiş ya. Bu azlardan olmak. Demiş ki falan ayette var ya demiş orada azlar övülüyor. Ben de demiş onlardan olmak için dua ediyorum. Demiş ya biz bir şey yani ya siz neler biliyorsunuz demek istemiş yani. Anlatabiliyor muyum? Allah bizi o azlardan etsin merak etmeyin. Evet bizim tek sığınımız Allah Celle var. Tek dostumuz Allah var. Onda istiyoruz. Ondan o kadar ya. Allah var. Keder yok. Ulan şeytan yolunda gidenler cesur oluyor da. Ben Allah yolunda gidiyorum. Korkak mı olacağım ya? Allah'ın seversen ya. Vallahi diyorum tek başıma olsam yürüyeceğim. Bu kadar. Bu kadar. Aziz Boris diyor inşallah. İzzet Yıldız. Onlar bu kitabın bazısını kabul eder, bazısını kabul etmezler. İşte aynı bu. Layık kesim aynıdır. Hiç i̇nkara gerek yok. Layıklar ödür. Kur'an'ın ibadet bölümü tamam. Umre olsun, haç olsun, kurban olsun hocam, namaz olsun, o olsun. E Kadınlar örtülsün. Olmaz. İçki yasaklansın. Olmaz. Fay baba. Ha baba. Ha büyük çoğunluğu böyle. Hepsi demeyelim de. Büyük çoğunluğu böyledir arkadaşlar. İsmail Aksoy biziz. Allah razı olsun kardeşim. İsmail kardeşim bari eski arkadaşlarımız yani eski bu işin içindeki arkadaşlardan intibalarınızı yazarsanız memnun olurum. Eğer eksik fazla varsa da yazın kendimizi düzeltelim. Biz yani illa benim dediğim diye bir şey öyle iddiamız yoktur. Biz hata ve kusurumuzu da kabul ederiz yani. ha. Önder kardeşim hocam sesinizle ve üslubunuz rahmeti Erbakan Hoca'ya çok benziyor. <laughs> İnşallah. Ben içimden geldiği gibi konuşayım arkadaşlar. Ben yapmacık hareketlerim yok biliyorsunuz. Çünkü benim kendimi beğendirme derdim yok. Evet bir beklentim yok çünkü. Evet Ahmet Gölbüz ne demiş? Evet bu faiz çok tehlikeli olmasına rağmen insanlar küçümsüyor. Ya bittik dedimiz bu. Artık hocalar bile faizle kredi çekiyor. Bu adam ne anlatacak cemaate? E bu da bitti işte. Bak her taraf bitiyor dikkat edersen. Bu her tarafın bitmesi yeni dönemin başlayacağının alameti kardeşim ya. Bir de orası var işin ya. Kış gidiyorsa bahar geliyor demektir. Evet İzzet Yıldız ayet tam aklıma gelmiyor ama mealen böyle bir şeydi. Hatırladıysanız Tamamını siz söyleyin. O biraz önceki mi diyorsun? Hmm, bir dakika. Hangisiydi o? Onlar bu kendi. Ha evet 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 Var da ben de şu anda tam çıkartamayacağım. Google'dan çıkartabiliriz arkadaşlar gerekirse arkadaş. Evet evet. Osman Kamlı Çelebi, Mehmet Haşim. Aleyküm selam Hocam. Maşallah. Allah razı olsun. Kardeşim bize dua edin ha. Dua edelim. Evet. Eski bir atı Hoca gibi. Ya adam. Ya hepiniz biliyorsunuz da yine de söyleyelim. Şapka kanunu çıkmazdan iki sene kadar önce Osmanlı döneminde daha kitap yazmış şapkanın aleyhinde bir de takdiname vermişler. Hocam tebrik ederiz ne güzel bir şey yazdın falan gibilerden. Yahu iki sene sonra şapka kanunu çıkıyor. Sen bu kitabı ne e, ben ne bileyim kardeşim sen iki sene sonra ne olacak ben ne bileyim. Takdiname verilmiş adama Ondan sonra da idam ediyorlar. Sen bu kitabı niye yazdın? Yani teşkilat olmasın. Yani bugün diyelim ki kırmızıda duracağız ya. Evet adam diyelim ki iki gün sonra kırmızıda geçirecek diye kanun çıkarıyor. Bana da bugün sen niye kırmızıda durdun diyor. Ya bu deli yapmaz bunu ya deli yapmaz. İşte Türkiye'de delilerin yapacağı işler yapıldı. Konuşulması da biraz yasak hala. Menderes'in koyduğu kanunla. E bari şimdilikler kaldırsaydı. Yok. Akıl ermez kardeş. Akıl erecek gibi değil. enesimi şu geçiş, geçiş döneminde geç, geçirelim de Vallahi yeni dönemde herkes haddini bilecektir. Tahminim böyledir. Evet zalimler için yaşasın cehennem. Zaman tarikat zaman değil hakka zamandır dediği. Tabi bu konuda yavaş yavaş biz dile getiriyoruz inşallah. Bazen hani tek başına söylendiği zaman yanlış anlaşılma oluyor. Arkadaşlar aslında eğer bir itirazınız oluyorsa aslında biz yanlış bir şey söylememeye çalışıyoruz. Yanlış anlama da mümkündür. İtiraz ederseniz o yanlış anlamayı da düzeltebiliriz. Gerçekten biz yanlış bir şey söylüyorsak kendimiz de düzeltiriz. Hiç iddiamız yok. Evet arkadaşlar bizim böyle yanlış işleri, işimiz yok. Efendim Ramazan Alaş, Fatih Elmalı, Ahmet Gürbüz. Ahmet Gürbüz bugün buralardasın. Kıyamete yakın bir zamana kadar bir cemaati azmenin devamına diyordu bir yerde ama tarikat zaman bitmiştir. Evet evet arkadaşlar tabi yani İslamiyet bozulmadan devam edecek tabi Azalır çoğalır sayı olarak galibiyet mağlubiyet olabilir ama hakikati bozulmaz. Evet Mehmet Ay cemaat dağıtmak için mi gayretin <laughs> zaman terga zamanı değil hakka zamandır. Ne demek o ya? Cemaat dağıtmak için mi gayretin? Yani hakka cemaatlerine mı laf uzatıyorsun diyorsun? E şu anda birbirlerine yapmadıkları hakaret yok Mehmet Ay kardeşim. He? Şu anda birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmekle meşgullar. Bak ben yapmıyorum. Bak isim bile vermiyorum. Ama sanal alemde neler dönüyor. Yazık değil mi? Yani iyi mi yapıyorlar diye ben de onu mu istiyorsun? Evet. Hasan kardeşim günümüzdekiler de müşriklerin kafası var. Allah'a inanıyorlar ama güvenmiyorlar. Yani hakiki manada iman etmiyorlar. Zaten kardeşim değişmez. Değişmez. Ya insan değişmiyor ki her şey değişsin. Sadece biraz versiyonu değişiyor. Aslında mücadelenin tamamı iman küfür mücadelesidir. Versiyon değişiyor. Nasıl mesela savaşlar eski okla yapıyordu. Şimdi diyelim ki makine ve tüfekle yapılıyordu. E şimdi lazerli silahla yapılıyor. Ama savaş aynı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mehdi konusu geldi Ahmet gider. Vallahi istersen git ama harika bir konudur Ahmet kardeşim. Bak kimseyi zorla da tutmuyorsa haberimiz olsun. Öyle bir derdimiz yok bizim. Evet. Yani burada istifade ediyor dinler. Etmiyor dinlemez. Bize bir şeysi yok bunun. Kar veya zararı yok arkadaşlar. Burada bir ayet daha aklıma geldi. E, Ahmet kardeşim bana bu ayeti hatırlattın. Şimdi e, Hucurat Suresi. Bulayım mı arkadaşlar yoksa ezberden söyleyeyim size. Diyor ki Müslüman olduk diye seni minnet altında bırakman isterler. Yani bak biz Müslüman olduk sana destek olduk falan da minnet etmeye kalkarlar. Ayet ayet. Diyor ki e, onlar öyle minnet etmesinler yani Diyor Allah onları doğru yola ilettiği için şükür etme. Mane olarak söylemiş olayım. Bulsam şimdi daha bir başka olur. Evet. Evet. Tam ezberine söyleyemeyeceğim bunu şimdi. Onun için yani kardeşim yani minnet yok. Ben hiç kimseye minnet etmiyorum. Hakikaten anlatıyorum. Sen istifade edin, ediyor? Kimse kimse minneti yok burada. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Vatallı ile Sayın Hocam Allah razı olsun. Tarikatların dönem bitti. Öyle anlaşılıyor manevi görev başladı demek ki fiili dönem başladı demek istiyorum. Daha aktif bir dönem geliyor ha. İstifade ediyoruz yeter ki siz anlatın. Anlatırım ben. Siz dinlerseniz ben size anlatırım. Evet Kamil Pektaş maşallah eski öğrencilerimizden Muhammed Hasan'ın yüce Allah'ın uluhiyet sıfatını kabul etmiyorlar. Rab'liği konusunda ehli kitap dahi ittifak halindedir. Her inançla. Allah'ın kanun koyuculuğunu kabul etmiyorlar. Vallahi ev cahil de bu namaz kılan efendim e örneğe kaçırdık? Vallahi Ebu Cehil de bu namaz kılan münafıkların ve müşriklerin sözlerini söylüyordu. Ebu Sufyan Ebu Talip konuşunca yeğenin Muhammed'e aynı Allah'a inanıyoruz. Bize onun ümmetinden olalım ama faizimize, ticaretimize karışmasın. inancını kalbinde yaşasın. Onu devletin reisi lideri yapalım. Sen de ticaret kervanının önderi kılalım. Muhammed zengin edelim. İstediği kızları ona verelim. Bizleri de yaratan Allah değil mi Ebu Talip demişti. Ya görüyor musunuz? Yani Hükümlere hükümler olmazsa herkes kabul edecek. Yok, hükümler de fiilen tatbik edilecek arkadaş. Mustafa Taş İsmail kardeşimiz ne demiş? Ben bak merak ediyorum şimdi yorumunu. P.N.Y. ve FETÖ ihaneti Kur'an'a ve İslam'a en büyük zararı vermiştir. Evet maalesef e, cemaatler olan güvenin bitmesinde çok etkili oldular. Maalesef güveni bitirdiler toplumdaki. Yani. Evet Cericis Yıldırım İsmail Aksoy Allah ve Resulü'nü sevmek ahkam ilahi teslim olmaktır. Evet arkadaş aynen böyledir. Mustafa Ali Kaya cemaatler şu an boş mu yani hocam? Şimdi bak yanlış anlamayalım ha. Ya bu iyi bir şey değil ha. Yani boştur, gitmiştir. Öyle bir şey demiyorum. Yeni bir dönem geliyor diyorum. Bak mesela kışın soğuktur değil mi? E, Haziran'da soğuk olmaz mı? Diyelim ki bir gün soğuk olur kar bile yağar. Ama biz Haziran kıştır diyemeyiz. Tamam mı? Yani tarikattır, ibadet, taat, zikir devam edebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Evet, dur arkadaşlar efendim şarjımız bitiyor. Evet, şarj maalesef şu anda yetiştiremeyeceğiz. Ne yapalım? Bir dakika bana müsaade arkadaşlar. Evet arkadaşlar şarjımızla yetiştirdik inşallah. Efendim şimdi arkadaşlar cemaatler anlatmak inşaat devam eder. Ama şimdi şöyle düşünün bakalım. 500 sene önceyi düşünün. Uzmanlar cemaatler aktif olarak faaliyette. Evliya yetiştiriyorlar. Toplumun direkleri en büyük alimler, müşritler orada. E şimdi o tarikat dönemi işte. E aynı, efendim, tarikatlar aynı devam ediyor. Ha nerede ediyor? Sen Mevlana Hazretleri'nin tarikatının işleyişini bir oku bakayım bir. Bugün zerresi yoktur. Yani o günleri, bugünleri şöyle hep beraber değerlendirirsek iyi olur. Yoksa biz burada birilerini eleştirmek falan öyle bir şey yok. Yani mesela adam bugün gitse tarikata efendim onlar da ona dese ki beş vakit namazını kılacaksın, haramları işlemeyeceksin, şu kadar da zikredeceksin deseler kötü mü bu? yok Ama kardeşim hakiki tarikatçılık da bu aynı değil. Biz onu demek istiyoruz ya. Yanlış aman yanlış anlamayın. Hatta yanlış anlarsanız söyleyin de düzelteyim ya. Yoksa farklı farklı şeyler anlamayalım. Eymen kardeşim hocam eskiden köylü bankanın nerede olduğunu bilmezdi. ama şimdi köylü tamamen faizin içinde. Bakın şimdi kriz geldi. Dükkanlar kapandı. Gelirlerin azaldı. Peki banka sana hoş karşılar mı? Faiz ile parayı ister. Acır mı sana? Batarsan bat. Tamam mı? Ha, ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Acır mı banka? Elinde ne varsa alır. E sen de müstahaksın alır tabii. Acınır mı şimdi sana? Evet. Ali Rıza Özdemir yorumlardan bir kısmını okudum. Konuyu dinlemedim. Bakalım ne demiş. Hmm. Hmm. Güya cemaatler bitiyormuş. <laughs> İtiraz buradan gelecek gari. Şimdi bu, burada yorumlar bana çok yapan bir arkadaş. Misyonunu tamamlamış. Yanlış bir önerge. Belki şöyle denilebilir. Ne diyeceksin? Yalan siyaset ve dünyevi hedefleri olan cemaat görünümdeki misyonu tamamladı denilebilir. Cemaatin dünyevi hedefi olmaz. Olmamalıydı ama ma maalesef. Rıza ile yolundaki uhrevi hedef olan iman, Kur'an hizmetinin sahibi Allah'tır. Kimin hatı var ki onlara zarar verebilsin? Hasbunlar. Yani farklı şeyler söylemiyoruz aslında. Ben dediğim şey fiili bir durumdur. Yoksa tabii ki aynı o şekilde devam eder. Evet. İstediğim kardeşim size ve izleyen herkese hayırlı geceler diyorum. Allah razı olsun kardeşim. Alaaddin sertler Hocam bugünkü derste umut var olduk. Allah Celle razı olsun. Allah Celle bizi Hazreti Mehtap ölme, ölme sağ olursak arkadaşlar biz bile bak ben bu yaşta bile ben de umut ediyorum ona yetişmeye. Haberiniz olsun. Evet. Ee, Ahmet Gürbüz. Allah razı olsun kardeşim. Bizi üzmeyin ya. Evet. Latife yaptım buradayım demiş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ya ben, yani biz yanlış bir şey söylersek kaçmak yerine bizi düzeltin ya. Tamam mı? Yanlış varsa bak bana yazık ya. Yanlış söylüyorsam yani ahirette hesap veremem. O zaman sen ne yapacaksın? Hocam bak bunu yanlış söyledin. Düzelt, düzeltiriz ya. Değil mi? Hep el birliğiyle güzel şeyler yapalım inşallah. Evet Ayhan Konya, İbrahim Altıntaş, İbrahim Öz kardeş izliyormuş inşallah. Arkadaşlar bu gece de herhalde bu kadar. Allah razı olsun katıldığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu şekilde Allah'ın izniyle istikamet dairesinde Güzel hakikatler konuşmaya devam edelim. Daha çok aslında ben ders kitaptan yakıp daha yeni yeni şeyler öğrenmeyi arzu ediyorum. Şimdilik şöyle e, ısınma hareketleri gibi oluyor. Biz de daha programa biliyorsunuz yeni alışıyoruz. İnşallah o şekilde oturursam işimiz iman hakikatları din et meseleleri öğrenelim. Tatbik edelim. Yaşayalım. Hem dünyamız iyi olsun hem ahiretimiz iyi olsun. Bak size şunu da söyleyeyim. Ben biliyorsunuz çok talebe yetiştirmiş bir hocayım arkadaşlar. Dünya ve okula, Yani okullarda da öğretmenlik yaptım. Başka yerde de böyle şey yaptım. Ben hem dünyevi hem uhrevi meseleleri anlatmışımdır çocuklara. Fırsat olduğu sürece benim dünyevi şeyleri söylediğimden dahi insanlar istifade etmiştir. Yani dünyevi olarak dediğimi yapmışsa ondan da kar etmiştir. Öyle mi kardeşler? Bak burada dinleyen arkadaşlarımız var. Dünyevi olarak söylediğimden de istifade etmişlerdir. İnşallah uhrevi olarak şeyden söylediğimden istifade ediliyor ve edilecektir. İnşallah zaten dediğim gibi yanlış bir şey söylesek de biz geri de alırız, kendimizi düzeltiriz, tövbe istifade ederiz. Biz yanlışta inat etmeyiz kardeşim. Dünyevi beklentimiz de yoktur. Hakikatları elimizden geldiğince kadar uğra e söylemeye çalışıyoruz. Olay bu. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bize de dua edin efendim. Geceniz hayırlı mübarek olsun. Sübhaneke, la inna illa me'alem, inneke ente'l hakim ve ahru menil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve